Mikro işlemciler, mikro denetleyiciler dersi. Arkadaşlarımızın gelmesini bekliyorum. Birazdan başlayacağım.
Şimdi arkadaşlar birazdan başlayacağım. Şu şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Bu mevcut forma ilaveler yapacağım. Şöyle şimdi burada bir bölüm var. Bir bölüm ekle desek. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi şunu karalım. Evet, şöyle. Şunun altına aldım. Şimdi Moda 10.000 uygulaması video. Evet, bunu 9. soru olarak, yani daha doğrusu uygulama 6'ya kadar geliyordu. İkinci CCS uygulama 001 olsun. Sonra burada uygulama 2 olsun. Uygulama 3 olsun. Böyle oluşturayım şimdiden de. Sonra bir bölüm daha ekleyeyim. Uygulama 4 olsun. Ama 5 olsun. Uygulama 6 olsun. Bunlar buralara bir tane ekleyelim. Soru ekle. Evet, soru. Şuradaki 00. Bu Mod 10.000 bugün geçen yaptığımız. Bugün dijital saat yaparız. Uygulama 2 şuraya. Şuraya soru yazalım. Ah. 2. Buna dijital saat diyelim bugün. Ayarlı dijital saat. Ayarlı dijital saat olsun. Dosya yükleme olsun. Yalnızca belirli dosya video gerekli. Evet. Evet, şimdi buraya geldiğinde Moda 10.000'i yüklediniz. Sonra buraya geldiğinde ayarlı dijital saat yüklediğinizi farz edelim. Buraya geldiğinizde uygulama 3 için. Evet, bunun için evet, dosya yükleme olsun. Uygulama 3. Bunda ayarlı dijital saatten sonra yine joystick PWM uygulamaları yapacağız. Joystick kontrol. Ama yani LCD kullanımı da diyebiliriz. Yani LCD'de. Bu sefer joystick kontrolü LCD'de yapacağız. Yani analog okuma ve LCD'de gösterme gibi. Sonraki uygulama yine şuraya bir soru ekleyelim. Bu da DC PWM yine PWM kontrol ya da DC motor PWM. Olacak. Burada da yine dosya yükleme olsun. Bizim kaç tane dersimiz kalıyor ona göre şey yapalım. Bu hafta işliyoruz. İki tanesi böyle. Bir, iki. Şuradakilerde yani bir, üç, dört tane kalıyor. Yani iki, dört, altı tane olsa oluyor. Evet. Yani hangisini hangi sırada yaparız belki şey yapar ama. Yani şuraya ekleyecektik ya soruyu. Dosya yükleme. Soru bu şey olsun. DC motor PWM. Belki bu arada bir
şey olabilir. Ne yaparız? Ayar dijital saat yaparız. Joystick yaparız. Ama LCD kullanımını yapabiliriz öncesinde belki. Yani joystick kontrol LCD ile olan oluşu. Joystick kontrol LCD kullanımıyla. Sonra PWM motor olur. Ayarlı dijital saati bugün yaptığımızı düşünelim. 3, 4, 4 ikincisi PWM kontrol. 5. Bunda step motor kontrolü yapabiliriz. Step motor da vardı. Öyle diyelim. Motor uygulaması olsun. Sıra şöyle yazalım. Saniye değil de. Böyle bir şey yazmam gerek. Şuraya yazalım. Buraya step motor dinle. Step motor kontrolü olsun. Evet, altıncısı da arkadaşlar bir şeyi ayarlayalım mı? Dahil değil arkadaşlar. Assembly dili dahil. Assembly diliyle olacak. Yarınki sınav. Şimdi bu final için olan uygulamaları şeye forma ilave ediyorum. Yani inşallah yeni bir form yapmak isteyecekler. Öncekine davet etmezsen. CCS uygulama 4. Tamam, bu DC motor PWM. CCS uygulama 5. Step motor. Son olarak şurada bir soru daha ekleyelim. Buraya da dosya yükleme. Burada şey olsun. Neydi? Sıcaklık saat. Ama real time clock entegresi yani RTC ve ıkkare C uygulaması. RTC ve ıkkare C saat sıcaklık. Yani saati ve sıcaklığı gösteren bir uygulama yapacağız. Bir saati bir sıcaklığı gösterecek. Real time clock entegresi ve sıcaklık sensörü ne diyebiliriz? Şöyle aslında bir kare C ile real time clock var ve aslında one right diye geçiyor. One right sıcaklık ısı ya da DS 18B20. Bu uygulamalar yapacağız. Real time clock ile OneDrive ile de DS. Bu da 6. uygulama olsun. Yine dosya yükleme olsun. Video olsun. Ve gerekli olsun. Şimdi bunları tek tek şeye yönlendireyim. Mesela modon 1000 ayarlı dijital saat bölümü ona yönlendirelim. Yani şuradan bir uygulama daha. Evet, şuraya eklersin. Ya da bunları standart şey olarak yazan evet. Uygulama 2 sırayla 9, 10, 10. bölümü bunu seçelim. Evet. Buraya aslında şunun uygulama 3 11 olsun. Evet. Uygulama
Çok. Tamam. Altta. 14. Şimdi arkadaşlar şeyi ayarladım. Yine aynı form üzerinden yüklemeye devam edeceksiniz. Şu uygulama aldıktan sonra CSS uygulamaları olarak hani şunu aynı yapalım. Yerini değiştirmeden. Bu uygulamaları şey yapacaksınız. Şimdi gönder diyelim bakalım. Bir yere göndermeye gerek yok. Kaydedilecek bu durum. Yanıtlar var. Nice. Buraya yeni şeyleri ekledim. Şimdi bunu kaydediyor mu acaba? Direkt ayarlar kaydediyor. Şuradan bir bakalım. Evet, onlar da geldi. Şey değişti mi diye bakacağım. Yani şu Word dosyası değiştiyse tam. Evet, bunlar güncellenmiş. Tamam, onlar da sıra. Yani aynı formun devamını ekledim arkadaşlar. Siz yani final için olanları da aynı yerden devam ediyorsunuz yüklemeye. Şey olarak cevap olarak hani bir sonraki CSS uygulama 1, uygulama 2 diye o şekilde seçiyorsunuz. Ayrı yanıt olarak aynı form üzerinden devam ediyorsunuz. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Hatta şey kısmını da final uygulamalarını aynı form üzerinden işte farklı yanıt gönder, yanıt gönder şeklinde devam ediyoruz. Devam edecek şekilde ekleme yaparak güncellerim. Evet, bunu şey yapmış olalım. Sanırım buradan herkes şey yapar. Ya da dosyalardan şu vize ödevi altında bilgilendirme bunu düzenleyebiliyor muyuz burada? Evet, şuraya şöyle dosyalar kısmında vize ödevi için değerlendirme vardı. Buraya da olmazsa aynısını yazayım. Ya zaten dersin kaydında da söylediğim için. Nerede aynı form üzerinden farklı yanıt gönder şeklinde devam edecek şekilde ekleme yapabilirim. Yani bu vize ve final formu şey yapmış olduk. Evet. Evet, burada duruyor. Tamam arkadaşlar, şimdi anlaşıldı herhalde. Şimdi bugünkü örneğimize geçelim. Bugün ayarlı dijital saat yapacağız. O zaman şöyle diyelim. CCSC ile ayarlı dijital saat.
Şimdi bunun için tabii önce ne yapıyoruz? Tuş takımını kontrol etmemiz lazım. Butonları kontrol etmemiz lazım. Sivil'de butonları kontrol etmek için aynı yapıyı kullanıyoruz. Yani Assembly diline göre daha kolay. Devre olarak aynı devreyi kullanacağımız için şu daha önce buton kontrolündeki şöyle KPT uygulamasındaki devrenin aynısını kullanacağız. Buradan yani genel mantığını biliyorduk anlamında. Şu kısmı sadece alırsam yine sadece assembly diliyle kodlayacağız bunu. Ama ayarlı dijital saat yapacağız. Yani hem dün gördüğümüz göster fonksiyonunu kullanarak ve o göster fonksiyonunu hem moda 10.000 hem de dijital saat uygulamasını kullanmaya yönelik saniye simülasyonu yapmıştık. Şimdi bu kısımda da şöyle aslında şunu şöyle biraz kenara alayım. Diğerlerini seçip sileyim. Evet, şu devremizdi. Ekran paylaşmıyor mu ya? Allah Allah, paylaştıydım. Ekran paylaştım şimdi. Şu uygulamaya yani yanıtlar kısmına ilave sütunlar ekledim. CSS uygulamasıyla. 6 tane uygulama ekledim. Bunlar mod 10.000. Burada yazdığı gibi. Şimdi bugünkü ayarlı dijital saat. Bunları haftaya pazartesi salıya kadar yükleyebilirsiniz. Yani şunu haftaya pazartesiye kadar yükleyin. Ya da ikisini de haftaya pazartesi derse kadar yükleyin yani. Sonra şu joystick kontrol LCD, işte step motor kontrol, DC motor PWM kontrolü ve Kara RTC ve OneDrive iletişim bu uygulamaları yapacağız. Bunları da yine farklı cevap gönder şeklinde gönderiyorsunuz aynı şekilde. Tabi burada uygulama altı gönderenler az herhalde. Tamam, bunu şöyle kenara alalım. Konumuza dönelim. Şimdi CSS ile ayarlı dijital saat uygulamasında daha önce bunu anlatmıştık zaten. Dikkat edersek hani şurayı kullanmamıştık. Biz de şu şekilde bağlantı varken diye kullanmıştık. Şimdi burada da tuş tara diye bir fonksiyon. Bu fonksiyon bize 8 bitlik bir değer gönderecek diye düşünebiliriz. Bu fonksiyonda önce tabii satır seçeceğiz. Satır seçmek için ne yapıyorduk? İşte output D portuna 0B ne oluyorduk? 0 gönderirsek satır seçmiş oluyordu. Dolayısıyla 1 1 1 1 şu 0 1 1 1. Şu 0'ın olduğu yer satır seçmiş oluyoruz. Yani RD3 eşittir 0 oldu ve birinci satır seçildi. Dolayısıyla bunu seçtikten sonra delay ms 1 milisaniye bekliyoruz. Ondan sonra input bu input dediğimizde tek bir pini okuyacaksak yani RD4, RD5 gibi o zaman şu kod kısmından bakarsak input dediğimizde parantez içinde bakın pin alt çizgi A2 yani nasılmış format input dedikten sonra işte pin alt çizgi D4 demem lazım. Şimdi bunu tabii bir değişkene aktarmalıyım. Burada da işte bir K diye yerel değişken tanıması yapabilirsin. Ya da evet K diye yapabiliriz. Bunu
mesela 0-16 arası sayılar geri döndürüleceği için integer 8 k diye bir şey yapabiliriz. Şimdi bu k dediğimiz zaman buna eğer başlangıç bir değer atamazsak, yani şurada açıklama satırıyla aslında bunu integer 8 k eşittir 0 diyebilirim. Her tuşlara çalıştığımda k değeri önce bir sıfır değerini alır. Yani buradaki bir 16 dışındaki bir değer alır. Ondan sonra örneğin bunu if'in içerisinde yazarsak, yani if komutunun içerisinde bu işte 1'e eşit mi? 1'e eşit mi? Eşitse 1'e, o zaman işte k değerim 1 olsun. Tekrar if, bu sefer input king d5. İşte bu mu 1'e eşit? Şimdi basılı olduğunda 1'e eşit mi diye bakacağız, 0'a eşit mi diye bakacaktık. Sıfıra karşılık bastığında 0 oluyordu, değil mi? Yani 0 mı diye bakacağız o zaman. O zaman 0 mı? 0 mı? K2 olsun gibi böyle. Bakın input direkt pin D6 eşit eşit mi? 0'a. İşte eğer öyleyse K eşittir 3 olsun. If işte input pin D7 eşit eşit mi 0'a, o zaman diyelim 4 olsun gibi. Şimdi satır taramayı bitirdim bakın. Bu satır taramayı bitirdikten sonra tekrardan ne yapıyorum? Output D deyip 0 B 1 2 3 4 5 1 0 1 2, yani bu sefer R D 2 eşittir 0 oldu ve ikinci satır seçildi yapıyorum. Oysa ikinci satır seçildikten sonra yine delay MS ile 1 milisaniye bekleyip ondan sonra şunu aynen ne yapıyoruz? Bunun aynısını şöyle şöyle yapalım. Allah. Bunun aynısını, tabi burası biraz eğik olduğu için sıkıntı olacak gibi. Eğri yaptık ya. Şöyle bunun aynısını alıyoruz. Aynısını tekrardan yapıştırıyoruz böyle. Şuradaki işte 0 mı 1 mi? Burada ne değişiyor? 5, 6, 7 diye devam ediyor. Yani şurası 5 oluyor. 6, 7, 8 diye k değerlerini değiştiriyorum. Sonra şuradaki 1'i 0'ı 1 kaydırıyoruz. Bu sefer RD1 oluyor. Üçüncü satır. Yine aynı şekilde yapıyorum. En son yani bu şekilde nokta nokta yaptıktan sonra return k diyerek bu basılı olan değerin gönderiyoruz. Böylelikle tuş tara kısmını halletmiş oluyoruz. Sonra istersek ne yapabiliriz? Elimizde göster fonksiyonu vardı. İlk parametreye 0 verdim. Saatin birlerine onlar basamanın 0 göster. İkinci parametrede tuş tarayı çağırabilirim. Saniye simülasyonu yok. Yani bu fonksiyonu çağırarak bu fonksiyon da hangi tuşa basıldıysa onu getirir. O da ekrana onu gösterir. Yani C'nin de işler bu kadar kolay hale gelebiliyor. Peki bunun projesini yapalım. Yani burada genel mantığını anladık. Bir proje dosyası oluşturarak bunu bir yapalım. Sonra ayarlı hali nasıl getiririz ona bakalım. Evet, şimdi sesinin açılması bekliyor. Evet, açıldı. Şimdi bu dünkü örneğimizdi. Dünkü örneğin aynısını yine oluşturacağız. Hatta
Hani buradan kontrol A, kopya deyip hepsi açık olsun. Şimdi buradan File, New Project deyip, Project Wizard deyip yeni proje oluşturalım. Bu yeni projeye ayarlı dijital saat diyorum. Yeni bir klasörde onun için kullanacağım. Ayarlı dijital saat olsun. Bunun içerisinde main olarak kalabilir. Burada hangi mikro denetleyici osilatör bunlar seçiliyse direkt create of project deyip gelebiliriz. Bu kısmı da dediğim gibi aynen demin kopyaladığımın aynısını yapıştırıyorum. Dünkü göster fonksiyonumuz burada var. Tabii sayma hızını ayarlayıp şu şekilde ne yapmıştık? Dijital saati ayarlayacak şekilde bir getirmiştim. Fakat şimdi integer 8 tipinde sembolik tanım yapacağım önce. Integer 8 tipinde tuş algıla ya da tuş tara adında herhangi bir değer almayan bir sembolik tanım yaptım. Böyle bir fonksiyon tanımlayacağım diye. Artık main fonksiyonu böyle bir fonksiyonu tanımlı bir fonksiyon varsa kullanabilir. Şimdi onu da şuraya tanımlayalım. Gösteri zaten yaptığımız için şuraya diyoruz ki integer 8 tuş tara parantez açtık, kapattık. Şimdi yerel değişken olarak integer 8 ki bu yerel değişken aynı zamanda geri dönüş parametresi olacak. Ama başlangıçta 0 diyeyim. Yani k değeri 0 olsun. Bu şekilde yaparsam önce ilk uygulamam bastığım butonun display'de gösterilmesi uygulaması. Dolayısıyla burada output D diyoruz. D portuna işte 0 B binary formatında 1 2 3 4 tane 0 bir tane 0 4 1 1 0 3 1. Bu ne yapıyordu? İşte RD 3 eşittir 0 oldu. Birinci satır seçildi. Üst satırı seçtik yani. Açıklama satırını haline getiriyoruz bunu. Ondan sonra bekliyoruz 1 milisaniye. Bu 1 milisaniyeden sonra inputla okuyacağız ama önce bir diyeceğiz, if diyeceğiz, eğer input işte pin alt çizgi D4 burada karşılaştırma operatörü eşit sıfır mıyı da kullanabilirsin. Böyle evet bu şekilde eşit sıfır mıyı da kullanabilirsin. Eğer bu sağlıyorsa süslü parantez açmana gerek yok. Bir tek bir satırda sadece işlem yapacaksan, atama operatörü kullanacaksan bu şekilde yazabilirsin. Veya buraya şöyle de yazılabilir bakın. Burada eşit sıfır operatörü kullanmadan bunun önüne bir değil ekleyerek yani o da nasıl sigma şöyle yani değili şu şekilde değili bunun değili yani bu sıfır ama onun değili bir o zaman koşul sağlar gibi böyle de yapılabilir. İşini şu şekilde yapalım. Evet burada bu 5 eğer sıfırsa K2 butonuna basılmış demek. Altı
Birinci kısımdan okumam sıfırsa üçüncü butona basılmış demek. Son nihayet 7 RD 7 sıfırsa dördüncü butona basılmış demek. Şu şekilde bir satır tarama bitiyor bakın. Bunu kopyalıyorum. Devamına diğerini. Dolayısıyla burada şurada RD3 şu kısımda 0 bir yana kayarsa RD2 0 oldu. İkinci satır seçildi. 2'ye karşılıkta 5, 6, 7 ve 8 değerler okundu. RD1 o zaman üçüncü satır seçildi yukarıdan. Bu durumda 9, 10, 11 gibi değişecek. Bakın 9, 10, 11, 12. Sonra şunu sona getirdiğimizde RD 0, 0 oluyor. Burada da 3, 14, 15 ve 16. En son 16 görünüyor. Şimdi bu tarama bittiğinde Answer Return deyimiyle şey değişkenini yani fonksiyonun tipiyle aynı olan yerel değişkeni gönderiyoruz. Bu şeyin çağrıldığı yere gönderiyoruz. Dolayısıyla şimdi şu kısmı bir yorum satırı yaparsak ya sadece göster neyi sıfırı şuraya da işte tuş tara fonksiyonundan gelen değeri nereye? Dakika kısmına. Saniye simülasyonu çalışmasın. Sürekli tuş tarayı çağıracak ve butona bastığımızda getirecek gibi bir şey yaptık yani şu an için. Dijital saate dönüştürmedik daha. Evet, şu değişkenleri kullanmadım. Pasif hale getirdiğimden. Şimdi tiki tiki ile karta yükleme yapacağım. Evet, file import dedik. Ayarlı dijital saat uygulamasını şu an için tuşlara kısmına bir bakıyoruz. Evet, gönderdim. Şimdi kamerayı açalım. Şu kamera uygulamasıyla. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 0 yazıyor. Şurada 1. 1'e bastığımda bakın basılı tutarsam 1 oluyor. Bıraktığımda 0 oluyor. Çünkü tuşlara her çağrıldığında K değerini ne yaptım? 0 demiştim. Buna bastım, basılı tuttuğumda bir, bıraktığımda geri dönüyor. Zaten normalde öyle olması lazım. Çünkü bir saati ayarlama noktasında her bastığımızda birer birer artır gibi bir uygulama yapacağız. Yani buradaki değerleri değiştirmesi lazım saat ve dakikayı. En son 16'da çalışıyor. Bunu görmüş olduk. Şimdi basılıysa sıfır anlamına geliyor. Devrede o şekilde olduğu için yani bu devremiz bakın devremiz nasıl yukarıdan aldı. Dolayısıyla burada zaten 10K üzerinden artı 5 volt var RD'lerde. Ama şurası toprak. Toprağı ben ayarladım sıfır yaparak. Butona basarsam burayı birden sıfıra çektim.
Sıfıra çektiğim için sıfır mı diye kontrol ediyorum. Sıfırsa diye. Şu butonu aşağıda olsaydı, buradan bir verseydim, diğerlerini sıfır yapsaydım, o zaman da buralara bir yazacaktım. Bir mi? Bir mi diye yazmam gerekiyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi hani tuş tarayı ekrana getirdi. Yani şuradaki tuş taradaki şu key'i yazmazsak da en son basılı butonu gösterir. Çünkü her seferinde sıfıra dönüştürmediğim için o hafızadaki key'i unutmaz. Her seferinde en son aldığı değeri gösterir. Buna da bakalım. Yine şuradan kamerayı açarsak. Bakın resete basıyorum. Önce sıfırladı. Pardon şuradan. Hatta resetleyince de unutmuyor. Hafıza değişmedi demek ki. Bakın hangisine bastıysam en son o rakam duruyor. Dolayısıyla burada yerel değişkeni hani ilk değer vermekle vermemek arasında bir farkı görmüş olduk. Ama dijital saat uygulaması yapacaksa yani şu halde en son basılı olan burada bakın en son basılı buton göster uygulaması. Bu haliyle böyle. Ama biz bunu böyle kopyaladık. Şekilde yapıştırdık. Ama buraya eşittir sıfır dedim. O zaman dijital saat için hani uygun olan en son basılı olanı değil de bastığımda bıraktığımda sıfıra geri dönüyor yani. O zaman şöyle oluyor. Basılı buton göster. Bıraktığımda sıfır olur. Bıraktığımda sıfır. Şunu yorum satırı yapayım. Tabi aslında burada sadece şey yorum satırı yapacaktım. Evet, şöyle içi yani şeyle otomatik yapınca öyle. Evet, şimdi dijital saat uygulamasında o zaman ne yapabilirim bakın. Şuradaki döngüler olacak. Sayma hızını ayarla. Bunlar olacak. Bunlar geri gelecek. Çünkü dijital saat bu şekilde oluyordu. Burada ama tuş algılayla şey yani şu sayma hızını ayarlar. Tamam orada dursun. Burada bir time açacağız. Çünkü bunun içerisinde açacağız. Sadece bu olmayacak. Burada işte saat ve dakika gösterilecek. Ve saniye simülasyonu çalışacak. Burada buton ayarlamak için kısmını yani butonu basılı butona göre saatin ayarlanmasını yapacağız. Yani saat ayarlamayı yapmamız gerekiyor. 10 dakika ara vereceğim, sonra devam edeceğim.
Devam edelim. Şimdi burada bir switch case kullanacağız. Gelen buton değerine görevler vermek için. Şimdi switch case nasıl çalışıyordu? Şöyle bir değişken. Önce nasıl diyelim? Şuradan bir yerel değişken tanımlayalım. Tuş olsun. Sonra bu tuşu eşittir tuş tara fonksiyonundan gelsin. Sonra switch case'de bu tuşu alalım ya da bir şey de yapabilirdik. Yani direkt şuraya parantez içine tuşlara fonksiyonu da yazabilirdik. Böyle bir değişkeni aktarmadan direkt fonksiyonu da yazabilirdik. Evet, buralarda da case'ler var. Yani case diyelim ki 1, 1 ise break oluncaya kadar burası bir nolu buton. Biz 1, 2, 3, 4'ü kullanalım. 1 ile 2 saati artır, azalt olsun mesela. Dolayısıyla 1 bloğu saat artır olsun. Buraya açıklama olarak diyelim. Saat artır. Ayarlamak için. Bir kısmı da saat azalt olsun. Bir şekilde dakika artır ve azalt için de 3-4'ü kullanalım. Böyle bir ne yapmış olduk aslında? Bir menü yapmak ya da butonlara görev atamak gibi. Evet, dakika artır ve şurada da dakika azalt olsun. Normalde döngü içerisinde saat ve dakika S ve D değişkenleriyle. Dolayısıyla saati artırmak için S artı artı diyeceğim. Saati azaltmak için S eksi eksi diyebilirim. Dakikayı artırmak için D artı artı. Dakikayı azaltmak için D eksi eksi diyebilirim. Fakat buradaki değişkenlerin bir üst sınırı var. Bir alt sınırı var. Yani şu döngü de mesela 23 oluyor. 23'ün üstüne çıkmamalı. Yani 24 olmamalı. Bu da 60 olmamalı. Diyelim ki artırdık. Saati artırdık. Ama eğer bu S değişkeni eşit eşit 24 olduysa, o zaman ne yapmalıyım? Yani 24 olmasına izin vermeyeceğim. O zaman diyelim ki sıfıra dönsün. Yani sıfır olsun. 23'ten sonra sıfıra dönsün. Dairesel bir şey sağlamak için. Aynı şey dakika için de geçerli. Eğer dakika eşit eşit 60 olduysa, bunu 60 olmasın da tekrar sıfıra dönsün gibi. Şimdi azalt dediğimizde de şimdi sıfır olabilir. Saat sıfır olabilir. Gece yarısından sonra 23.59'dan sonra zaten sıfır sıfır. Ama sıfırdan bir azalttığım zaman normalde ne olmasını istemeyeceğim. Eğer S eşit eşit eksi bir ise bu diyelim ki 23 yap. Benzer şekilde dakika azaltta da bir azalttım ama eğer eşit eksi bir olduysa küçük eşit de diyebilirsin buraya. Eksi bir olduysa dakikayı 59 yap. Yani eksi bir olmasın. Sıfırdan sonra eksi bir geliyor ama o tekrar 59'a getirsin gibi. Dairesel artırıp azaltmak için. Tabi burada negatifte değer alabilecek duruma geliyor değişkenler. O zaman şu S ve D değişkenlerinin ne olması lazım? İşaretli hale gelmeli. Onun için signal ön derleyici bildirimini kullanıyoruz. Tuş önemli değil. Zaten hani negatif değer almıyor ama hani öyle tanımlansa da önemli değil. 1 ile 16 arası değerler alacağı için.
Hatta dediğim gibi burada istersen tuşu tanımlamayıp şu tuş tarayı direkt switch case'in içinde bir fonksiyon olarak şöyle yazabiliriz. Değişken tanımlamadan böyle de kullanabiliriz. Evet, burada şimdi bunu tam sayı yaptığımda, daha doğrusu işaretli tam sayı haline getirdiğimde S ve D negatif değerler alabilir. Dolayısıyla burada bu tondan gelen değer re göre de ne yapılıyor? İşlem yapılıyor. Şimdi peki burası 3000 olmaya kalacak mı? Hani bu sayma hızını ayarlar ama dijital saatte dakikada bir için gecikme sağlayacağız burada. Evet, bunu yapmadan önce tabii bir bakalım ne olmalı, yani şuradaki değer ne olmalı? Buradaki değer nasıl 3000 bulduyduk? Biz o zaman sadece göster vardı. Şu göstere dedik yaklaşık yani 20 milisaniye zaman alır dedik buna. Aslında 20 milisaniyede biraz fazla da zaman alabilir. Sadece ne yapmıştık? Şuradaki beşer milisaniyelik gecikmeleri dikkate almıştık. Şimdi burada da tuşlarda da birer milisaniyelik gecikmeler var. Bunu dikkate alırsam aslında şu tuşlara 4 milisaniye zaman alıyor. Bu da 20 milisaniye zaman alıyor. Yaklaşık 24 milisaniye bir zaman var for döngüsünün. Benim o zaman 60 bini, yani 1 dakika 60 saniye, o da 60 bin milisaniye bölü 24 milisaniye böldüğümde 2500, yani şuraya 3000 değil de 2500 yazmalıyım. Sonucu ortaya çıkıyor. Peki burada saati artırdık, azalttık. Bu i değişkeni dakikayı ayarladığına göre belki ben bunu artırır azaltırken, yani ayar yaparken i değişkeni 1000 değerinde, 1250 değerinde. O zaman zaten dakikanın tamamlanması için bir yarım saniye geçmiş oluyor. Yani 30 saniye geçmiş oluyor. Dolayısıyla her ayar yaptığımda aslında i'yi başa döndürürsem, yani 1'e başa döndürürsem saniyeyi baştan başlatmış olurum. Bu da daha iyi bir şey olur. Çünkü mesela saati ayarladım, dakikayı ayarlar ayarlamaz 2 saniye sonra, bilemedin 10 saniye sonra 1 dakika değişti. Bu durumun olmaması için saniye değerlerini ne yapıyoruz? Başa alıyoruz. Yani ne diyelim buradan? Dakika baştan kurulur diyelim. Yani dakika baştan kuruluyor. Baştan bir dakikalık zaman. O zaman burada da geçti. Bir diyerek şurada da aynı şekilde i eşittir bir diyerek şey yapıyorum. Evet, şimdi o zaman artık saati de ayarlasam, artırıp azaltsam, dakikayı da artırıp azaltsam, saniye baştan başlayacağı için ve 4 milisaniye bu 20 milisaniyede bunu kabul ettiğimde buraya 2500 yazarak sayma hızını ayarlıyoruz 1 dakika için. Şimdi compile edelim. Ayarlı dijital saati yaptık. Bir deneyelim nasıl çalışacağını. Şuradan aynı yermiş. Tamam. Şimdi kamerayı açıyorum. Şimdi bakın ekrana
Tabii sıfırdan başladı. Şimdi şurası saate arttırmak. Buna basıyorum. Birden 5 oldu bakın. 8 oldu. Sonra 23'ten sonra başa dönüyor. Doğru. Şurası evet geri yani dairesel bir artırım var. Ama saati ayarlayamıyorum. Çünkü birden çok fazla değişim oluyor. Gördüğünüz gibi. Birden çok fazla değişim olduğu için saati ayarlayamıyorum. Bu neydi? Butonu elinden çekecek kadar bir vakit olmuyor. Veya tuş sekmesi, mekanik kontak oralarda mikro denetleyici şey yapıyor. Yani bu tuş sekmesi olmaz da. Neden olmaz? Çünkü hani göster fonksiyonu zaten 20 milisaniye şey yaptığı için, beklediği için. Ama elimi çekecek kadar bir zaman olmuyor. Birer birer değişmesi için elimi çekmem gerekiyor. Onu yapamıyorum. Onun için istediğim saati ayarlayamadım. Bunun için çözüm önerileri nelerdir? Dilinden hatırlarsanız ne yapıyordum? Tuş taraya göre butonu elinden çekecek bir zaman dilimi çıkartıyordum. O zaman şu gösteri daha fazla kez aynı değerle çalıştırıyordum. Şimdi bu gösteri o zaman ne yapmam lazım? Bir for döngüsünü almam lazım. Şimdi onun için de bir K değişkeni burada da diyelim ki işte for K eşittir birden K küçük eşit 15'e kadar dersek 300 milisaniye olur. 10 dersek 200 milisaniye elim çekmek için 200 milisaniye var. 15 diyelim. K'yı artır diyelim ki 300 milisaniye elimi çekmek için bir zaman var. Saniyenin 3'te 1'i kadar bir zamanda elimi çekebilirim yani. Çekmezsem artacak. Tabii bu deneme yanılmayla uygun bir değer bulunabilir burada. Yani bu uygun değer dediğim şu, bunu bir denersin 15 için. Nasıl butona bastığında güzel değişiyor mu? Mesela şimdi bir deneyelim. Bu 15 kez aynı değeri gösterirse 15 çarpı 20'den işte 300 milisaniye bizim güzel hani bir buton basma uygulaması olacak mı birer birer artırması noktasında? Şimdi kamerayı tekrar açıp bakalım. Evet burada yüklemedik mi? Şeyi herhalde tekrar yüklemedik. File import yeni değeri yaz diyelim. Şimdi şuradan bakıyoruz. Bakın biraz yani basıyorum hemen bastığım an değişmiyor mesela. Bak bu aralarda basılı tutarsam tamam. Şimdi değişti. Evet, şu şekilde belki çok az daha azaltabilirim yani biraz daha dinamik olsun diye. Ama en azından şöyle hani bastığım zaman bıraktığımda duruyor. Birer birer bastığımda oluyor ama çok hızlı değil yani biraz yavaş oluyor. Çünkü 300 milisaniye biraz fazla geldi sanırım. Onu düzeltmek için işte burayı 10 yapabilirim. Sonra tekrar compile edip sonra buradan tekrar hafızayı import edelim. Ve şu kamerayla bakalım. Evet. Şimdi bakın biraz daha iyi. Şimdi yani bastığım zaman en azından şey oluyor. Şimdi burada istediğim değeri ayarlayabilirim artık. Saat ayarlamak istediğimde diyelim ki 16-15. Evet, şimdi 16-15'i ayarladım. Saniye simülasyonumda çalışıyor.
Tabii bu 1 dakika sonra artması lazım ama muhtemelen dakika ayarında bir hatam var. Niçin? Çünkü şu gösterin kendisi 20 milisaniye zaman alıyor. Ama ben onu 10 kez çalıştırdım. O zaman buradaki for 100 milisaniye zaman alır oldu. Burası 200 milisaniye zaman alıyor. Bu da 4 milisaniye zaman alıyor. Dolayısıyla 204 milisaniye, yani 60 bini 204'e bölmem lazım. Buradan 294 nokta küsür çıktı. Şimdi şuradaki küsür aşağı yuvarlarsam belki daha iyi olabilir. Zaten 20'nin biraz üstündeydi. Hani şurası 205 bile olabilir. Çünkü hani biz sadece delayları aldığımız için 294 olarak şimdi deneyelim. 294. Tamam dedik. Compile edelim. Ve bakalım 1 dakikalık değişimde çalışacak mı ayar yaptıktan sonra. Şimdi evet, şurada baktığımızda yine 16-18 oldu saat. 16-18 alalım. 16. Ekranda tam net görülüyor mu bilmiyorum. Şimdi şurayı açtık. 16-18 yeni olmuş. Mesela 16-19'dayken, yani şurayı tam ben 19 yapacağım. Bazı şeydeyken burası 19'a döndüğünde ben de bu 19 yapacağım. Sonra 1 dakika geçmesini deneyeceğiz. Ayarladığımız değerden devam edecek mi diye bakacağız. Evet, tam 19 kendim de ayarladım. Şimdi saniye simülasyon olarak ekranda da saati görüyorsunuz takviminden. 1 dakika geçince eğer çok hatam yoksa aynı devam etmesi lazım. Ama çok hassas bir dijital saat uygulaması olmadı. Çok hassas hani hesaplama yaparsam neydi? O delayların dışındaki komutları da ne yapmam lazım? Ne kadar zaman alacağının süresini dikkate almam gerekiyor. Onları dikkate alarak daha iyi bir saat yapılabilir. Daha hassas daha doğrusu. Ne olur? Onları hiç dikkate almazsam bunu bir çalıştırdım belli bir süre. Sonra kalibre etmek için o kadar sürede şu kadar geç geri kalıyorsa acaba oradaki değişkenini yapmam lazım diye bakın döndü. Yani şu an sanki gecikme yokmuş gibi oldu. Yani 20 oldu. Ama bunu mesela bir 5 dakika beklesek belki geri kalıyor mu kalmıyor mu hani veya 1 saat beklesek sonra bir gün beklesek şey olabilir. Bunlar için işte yine uygulamasını yapacağımız real-time clock entegresi var. O da şu. Bu real-time clock entegresinde bir osilatör var. 32.768 Hz. Bu osilatörle gerçek zaman, yani real-time clock demek gerçek zaman entegresi. Bu gerçek zaman entegresi, yüzey montaj bir entegre. İlk kare C dediğimiz iki tane biri data hattı, biri sinyal hattı var. Besleme uçları var. İki, dört tanesi kullanılıyor bu radar. Osilatör bağlanıyor ikisine de. 6 yaptı. 2 tane ucu kaldı. Bu şekilde devre oluşturulup bununla Siri haberleşerek onun hafızasında
Bir de batarya uçları var. Artı eksi batarya uçları var. Yani bu batarya uçları burada bal değil. Hani CMOS pilleri oluyor. CR2032 miydi? 29. O yassı pillerden yuvası olup da onu yerleştirirsen bu ayarladığın saati unutmayacak şekilde, yani kartın enerjisi kesilse de ayarladığın saati unutmayacak şekilde çalışabiliyor. İşte bu real time clock enteknesini örneğini yapacağız. Şurada da sıcaklık sensörümüz var. Bu da yine tek hat iletişim dediğimiz seri haberleşme. Bir hat var burada iletim için. Tek bir hat üzerinden iletim sağlıyor. Haberleşmede kullanılıyor. Şimdi şuraya bakalım. 2 olacak. Burada da aynı anda olacak mı? 57, 58, 59. Bakın 2 oldu ama 1 saniye yakın bir gecikme neredeyse oluşmuş. Burada bile hani 1 saniye yakın bir gecikme 3-4 dakikada oluştu. Demek ki biraz daha ne yapmak gerekecek? Kodda hassas ayar yapmak gerekiyor. Yani çok saat geri kalmaması için. Ya da diyelim ki belirli bir saatte ne kadar geri kaldığını bilirsen, yani bunu bir ölçtüysen, orada ona bir zaman sayacı tutup buradan o kadar da bir durdurabilirsin, geri alabilirsin, saati ileri alabilirsin ya da hani bu şu an geri kalacak, ileri alabilirsin, öyle diyelim. Evet. Şurada ekrana getirdiğim bu da ayarlı dijital saat uygulamamız. Bunu da dediğim gibi bunu ve bir önceki Modon bin uygulaması vardı. Bu ikisini aynı zamanda Proteus ortamında da simülasyonunu yaparak haftaya pazartesiye yükleyin. 23'üne kadar sisteme yükleyin. Tabii 23'ünü geçirirseniz geç de olsa yükleyebilirsiniz. Yine açık olduğu için sistem yapmadığınız uygulamaları yükleyebilirsiniz. Sadece ben Excel'de baktığım zaman hani işte yüklenen tarihe göre bir formülle puan değerlendirmesi belli bir kısım burada erken yani zamanında yükleme yapan da değerlendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar uygulama olarak bugünkü uygulama bitti. Eğer sınavınız varsa şey yapabilirsiniz. Ben yine daha önceden ödev gönderimi yapmış olanlardan izletmediğim videoları izleteceğim. Yani şu an zaten uygulama kısmına yani dersin teorik ve uygulama parçalı olarak düşünürsek şu an sizin yaptığınız uygulamaları ekrana getirme birimine geldim. Onları da mümkün olduğunca hızlı oynatarak ekrana getiriyorum. Daha çok kişinin uygulamasına yer verelim. Dün uygulama 3, 4, 5, 6 mıydı? Onları bitirmiştik. Bu sefer assembly dilindeki uygulama 1 ve uygulama 2'deki eksik olanları bir göstereceğim. Yani oradan şey yapalım. Bununla ilgili soracağınız şey yoksa şuradan uygulama 1'i sileyim. Tamam diyelim. Evet, şurada toplamda bir kaç tane var? Aynı değil mi? Neyse. Şöyle yapayım. Benim elimdeki kaç tanesini izletmişim ona göre sırayla gittiğim zaman izletmediklerim sona kalmış oluyor. İsteyen bu noktadan sonra ders yani sınav varsa ona çalışmak için şey yapabilir, ayrılabilir de. Evet. Şimdi burada da gösterdiklerimiz vardı. Şu uygulama 1 için
Böyle bakarsak artı olanlar, yani ekrana getirdiğim 15 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bir eksik değil mi? Şöyle. Ama arada atlama var. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şurada 4 kişininkini göstermemişiz. Buradan başlayalım. Daha Burak Yılmaz'dan başlayalım. Şimdi şuraya alayım ikinci ekrana. Oradan ben artı koyacağım. Yani Taha Burak Yılmaz'dan başlayalım. Yarınki sınavda kağıt üstünde kod yazmıyorsunuz. OYS üzerinden olacak. Sürükle bırak tarzında çoktan seçmeli. İşte bulduğunuz değeri yazmalı veya boşluk doldurma gibi. Bu tarz bir sınav olacak. Herhangi bir şeyde diyelim ki OYS sistemi üzerinde bir şeyle karşılaşırsanız o zaman şey yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir hatayla karşılaştım. Onun için işte şu yazdığım kodlar deyip onu mail atabilirsiniz. Dersin kodunu yazarak. Yeterli süre vereceğim. Daha tam şey yapmadım ama hani yeterli süre olacak. Şöyle sürükle bırak sorularında sadece tamamlamadan sorularda gezinmeyin. Yani bir sorudan diğer bir soruya geçmeyin. Özellikle kod olan sürükle bırak sorularında onlarda hani bir defa şeye izin veriyorum. Genelde hani kontrol et yok. Onun için hani şu soruyu göreyim sonra diğer soruya geçeyim şeklinde yapmayın. Belki sınav ayarlamasında şey yapabilirim. Onu ayarlayabilirsem hani geri dönüş olmayacak şekilde. Yani bir soruyu yap, ondan sonra diğerine geç gibi. Şimdi bu etkileşimli sorularda soru yani süresince yeterli bir soru olacak. Şimdi adet olarak bir şey yok kafamda da. Orada hani bir sorudan birkaç tane cevap almak istediğinde onlar da soru adeti gibi görülüyor. Onun için sesi aktarmayı unuttum herhalde ama. Tamam, şimdi at. Daha sonra BCP Dizmir'e Recep Evi bir çıkış olarak yapılandırıldı. BCP Port C ile de Recep Evi 0 yapan Letsonic olacaktır. BCP Port C ile de Recep Evi 1 oldu ve Let yansız olacaktır. Callback ile 75 saniye zaman alıyordu. BCP Port C ile de Recep Evi 1-0 oluyor ve Let'in sönmesi sağlanacaktır. Alt kısmında ise LED'imizin zaman ayarlarını yapmış olduk. Burada da sayaç 2, bekle 3'e, sayaç 1, bekle 2'ye, sayaç 0, bekle 1'e gidip bekle 1'e git demek oluyor. İç içe döngüler kullanmış olduk. Programımızı bu yaptığımız zaman success sınırını gördüğümüz başarılı bir şekilde protesto çizdiğimiz devreye başarılı şekilde oluştuktan sonra head dosyası oluşacak. Çift tıkladık, head dosyasını seçtik ve buraya 20 MHz yaptık. Ve LED'imiz yanmaya başladı.
Evet. Kimi Muhammed Şamil'in varmış. Ona bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Muhammed Şamil. Bugün mikro işlemciler vize ödevini yapacağız. Proteus programımızda ilk önce mikro işlemcimizi seçtik ve duvarın kısımlarını çizdik. LED'ini, işte mikro işlemcisini, butonların ve dirençlerini yerleştirdik. Ondan sonra MPL programında işlemcimizi programlama kısmı kaldı. İlk önce 16F877A'yı A işlemcimizi seçtik. Include'la tüm kodları işlemcimizin kodlarını çağırmış olduk. Config'le bütün ayarlarımızı yaptık. İşlemcimizi kopyalanmaması için özelleştirdik. İlk önce sayı 0, 1, 2 ile iç döngüler oluşturularak LED'in yanma ve bekleme süresini belirlemek için kullanacağımız sayıcıları toparladık. Burada fonksiyonel kodları girintili, fonksiyonel olmayanları girintisiz yazdık. Bunları kendi ismimizi de verebiliriz. Sayıç değil, başka bir şey de yazabiliriz. Oregi 0 ile programın başlayacağı yeri belirttik. Sonra go to start'a programımızın başlayacağı yeri start verdik. Neyse sonra banko startla makrolarımızı ayarladık. Programın içinde sürekli kullanacağımız ve her çağrı çağırdığımızda kopyalanıp gelecek olan makroları yazdık. BCF komutuyla fonksiyonu sıfırladık. BSF komutuyla da aktif ettik. Bank 1'den startımızı verdik. Bank 1'i aktif ettik. BCF komutuyla RC1'i çıkışı olarak yapılandırdık. İlk sonra da LED'imize sönük olarak işlemimize başladık. Burası tamamen bir kere çalıştırılacak kısım. Daha sonra sonsuz olan loop kısmımıza geçiyoruz. BSF ile LED'imizi yaktık. Sonra bekle komutunu çağırdık ve bu 75 milisaniye bir zaman alacak. Bekle komutuna geldik. Move LM'ye 25 değerini verdik ve search 0'ı çağırdık. Search 0'a 25 desimal değerini atadık. Sonra bu döngü sonsuza kadar devam edecek çünkü DC, FZ kısmıyla her defasında birer değer azalacak. Sayı çıkı sayı 2, 1, 0 olarak. Ondan sonra bekle bile geri dönecek. Şey, loop port 1'e geri dönüp sled dönecek. Sled döndükten sonra bu geçen 75 milisaniye süre tekrar geçecek. Yani 75 milisaniye yanıp 75 milisaniye tekrar sönecek. Sonra bu süre bu döngü sonsuza kadar devam edecek. Programımızın kod kısmı bu şekildeydi. Sonra programımızdan build all yapıp kodumuzun tamamen success olduğunu gördük. Gördükten sonra hex dosyamız oluştu. Hex dosyamızı da kurduğumuz donanımsal programı atadık. Mikro işlemcimizi de çift tıklayarak program file kısmından hex dosyamızı seçip aktif ettikten sonra LED'imizin 75 milisaniye değerinde yanıp söndüğünü izleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Evet, devam edelim. Onu zora ekranı yapıyor ne? Hemen gönderiyorsun en alta ekranı. Evet, Fikret Özkan bakalım. Birinci uygulaması. Hep aynı kişiler. Çok da göndermeyen var ama. Değil mi var? Bu göndermeyenler herhalde uygulama notuna ihtiyaçları olmayacak. Evet, iyi günler hocam. Ben Fikret Özkan. Bugün MPLAB uygulamasından kullanarak UrbanLED uygulamasından tamamlayacağız. MPLAB uygulamasından proje diyerek New'e tıklayarak yine projemizi, UrbanLED projemizi oluşturuyoruz. Ondan sonra file'dan New'e tıklayarak içinde bir boşluk karakteri koyarak bunu kaydediyoruz. UrbanLED.esm uygulamalı. Ondan sonra kaydettiğimiz dosyayı source files dosyasının altına eklemek için sağ klik'e tıklıyoruz ve add files'dan ekliyoruz. Buna tıkladığımızda buraya açılan penceremizde kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Kodumuzu kısaca anlatacak olursak listeden kullandığımız iki tanımladık. Ondan sonra include config kodumuzun çalınıp kopyalanmaması karşıtı için bir önlem aldık. Ondan sonra sayaçlarımızı tanımladık. Bank 1, Bank 0 olarak.
Ondan sonra kodumuzu böyle tamamlamış olduk hocam sizin gösterdiğiniz şekilde. Ondan sonra dosyamızı yazdığımız kodun doğruluğunu onaylamak için projekten build all diyoruz. Build all'dan buradan build success yani kodumuz başarılı bir şekilde BSM uzantılı dosyayı biz hex uzantılı bir dosyaya çeviriyoruz. Bu çevirdiğimiz hex dosyasında Proteus'u kullanacağız. Proteus çizimimize gelecek olursak burada kullandığımız pikimizin üzerine iki defa tıklıyoruz. Buradaki frekans ayarını 20 MHz ayarlıyoruz. Ondan sonra MPLab uygulamasında yapmış olduğumuz yürüyenlab.hex uzantılı dosyayı buradaki pikimize yüklüyoruz. Ondan sonra okeyledikten sonra dosyamız pikimize yüklendi. Ondan sonra programımızı çalıştırdığımızda görüldüğü gibi 75 milisaniye aralıklarla LED'imiz yanıp sönüyor. Teşekkür ederim. Evet, şükür Özkan. Evet, buna bakalım kimmiş? Rika ve Hamit. Selamun Aleyküm. Adım Abdullah. Soyadım Bilal Hamit. Programı şu şekilde 75 milisaniyede BDM'ı yüzündürme programı. Hangi aktörüsü Proteus'te evresini çizmekte. Buna bir kısım tanımlamalar yaptım. Orada da aynı şey sadece sayılar için bunu kullanmamı istedim. Aşağıda makroda bu şekilde RPS bayağı burada bir şekilde şöyle. Bir DF şey komutuyla radio çıkış olarak yapılmış oluyor. Cave ile programımız çıkarıyoruz. Aşağıdan 50 hex buna konuşuyoruz. UEFA ile bunu yani sayı 1 ile eşitliyoruz. 0 ile eden şey. Aşağıda bu komutla da sayı 1 azaltarak buradaki sayı 2 1 azaltarak 0 olduysa onu atmaya bir sonraki programı gidelim. Bu sürekli çalışır. Böyle yapalım. Bunu kontrol edebiliriz. Bunu da kaydedip. Bu kısmından onu kontrol edebiliyoruz. Ama başarılı. Yani bir hatamız yok. Daha sonra. Ekstra sesini alıp yolları. Protesiye geçebiliyoruz. Protesi kısmından. Burada elbis sesini buradan alabiliyoruz. Kaçıyoruz. Buradan burada 20 MHz ayarlamış olalım. Deniyoruz. Program bu şekilde çalışıyor. Fakat bunları ben ayrı bir program için yazdım. Şey program için. Programın isminden alıp teşekkür ederim. Olur. Evet, biraz daha sesi daha yüksek etseydim iyi de. Evet, onun göre hangi uygulama bu? Onu 5 mi? Tam buraya bakarken gönderince buraya en altı listelim herhalde. Evet, 5 değil mi? Tamam, gösterelim. 5. uygulamayı senin. Uygulama 5, DNA adı joystick, mikro işlemci ve denetleyiciler derisi. Bu deneyimizde klima deneyinin üzerine kod ekleyeceğiz. Çoğunluğu zaten duracak. İlk olarak start kısmına geliyoruz. Start kısmında bank 1. İlk olarak start kısmına geliyoruz. Bir kere çalışacak kısım oluyor bu. İlk olarak bank 1 kısmının altına clef atcon kodu giriyoruz. Daha sonra MOVLW kısmına binari kodumuzu giriyoruz. Binari kısmına girdikten sonra bu alta geliyoruz. Bu kısmına geliyoruz. ADC oku diyoruz. Buradaki değeri okumak için buraya da MOVLW istenen değeri girmek için bu kodu giriyoruz. Daha sonrasında ise şuraya iniyoruz ve buradaki BSF atcon 0 ve BTFSC atcon 0 bu kodları yazmamız gerekiyor. Bu kodları yazmamızın sebebi ise joystick'te analog okuma yapmak için. Daha doğrusu ondan sonra bu adresleri buradaki adresi isen adresi yolluyoruz. Buradaki ADC okunun 1 olmasının go out yazmanın sebebi ise 0 değilse döngüye bir daha girmesini sağlamak için bununla böyle yapıyoruz go to bu adres sıfırın altına. Bu adres ikisi zaten bunları yapıyoruz. Daha sonrasında ise ileri geri kısmına geliyoruz.
Geri kısmında ise ise şu fark var işte. Büyük küçükse geri doğru oluyor. Joystick. Büyükse de ileri doğru. Bunu ayarlamış oluyoruz burada. Ondan sonra operatörümüz kısmına geçiyoruz. Gerisi bildiğiniz gibi zaten. Firma kodumuzun eklediğimiz. Evet, tamam. Şimdi uygulama 2'ye bakacağız. Şuradan süzmeye gidelim. Evet, uygulama 2. Tamam. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane var. Benim elimdeki listede uygulama 2'de ekrana 11 tane getirmişim. 11 tane. Demek ki şu 12.den itibaren başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12'den Ersin Kapalı'dan itibaren başlayabiliriz. Evet, şuradan bakalım. Ersin Kapalı. Eray Aydın 2 göstermiş çünkü. Evet, Ersin Kapalı'nın yok. Evet, Ersin Kapalı'nın zaten bir tek bunu göstermişiz. Hepsini göstermişiz. Buna bakalım. İyi günler hocam. Ben Ersin Kapalı. Öğrenci numaram 2015-01-02-16-067. Bugün Moto 10.000'den bahsedeceğim. İlk öncelikle mikro işlemcimizi listeleyerek başlıyoruz. P eşittir 16.877 A şeklinde. Sonrasından config kodumuzu yazıyoruz. Burada amacımız 9.999'a kadar bunu saydırmak. Memory'de kullanacağımız adresleri yazıyoruz. Sayı 01, sayı 1, sayı 2 gibi. Makroları tamamladıktan sonra alt programlara geçiyoruz. Alt programla binleri yüzlere, yüzleri onlara, onları birlere aktarıp döngümüzü oluşturuyoruz. Ardından bu koduna geçiyoruz. Temp 4, temp 3, temp 2, temp 1 gibi. Bunları programa aktarıyoruz. Geçerli komutları tamamlayıp go komutunu veriyoruz bu kodumuza. Ardından programın geri kalan kısmını tamamlayıp kodumuzu tamamlıyoruz. Hepsinin aktif olduğunu gösteriyoruz. Ardından kontrol F10 yaptığımızda sistemim çalışıyor. Evet. Şimdi devam edelim. Şuradan. Selamun aleyküm. Adım Abdullah. Bugün ikinci programımızda Dışişleri'den Anladım. Beklediğim kısmında maalesef tanımlamamız gerekiyor. Onun aslında geçen haftaydı anlatmış olduğumuz en çok karşımda bir altan çakma yani beklediğim şekilde klavye kurucuyla pot böyle böyle bir şey anlatmadım. Eskide bizlere aynı konuda nasıl komutuna komutuyla burada bir şey ayarlıyor. Yükledik. Bunu port ve yönetim kontrolü ve bunlar en azından binary şeklinde usaylarımızda almışız. Ve bunu port ve aktarıyoruz. Buna kaldığımız zaman redirip şifreler ve birler basamağına aktarıyoruz. Ondan sonra bekleyle tamam çağırıyoruz. Yani bekleme süresimiz var. Bekleme süresi ihtiyacı göre ayarlayabiliriz. Yani 4,5 milli saniye gibi bir ayarlama yaptık. 5, 4 ve 1'e de aynı şey. Yani binler, binler, anlar ve binler şeklinde yaptık. Yapmış olduk. Açıdan da komutuyla sayı 2'ye eşitliyoruz ve dikkatimizde 1'e 1'e azaltarak 0'a gittik. Yani 0 olduysa bir kontrol edelim burada. Bir 0 olduysa bunu satıra atlayıp diğer satıya gidecek ve bunları 1'e 1 kontrol edecek. Bu şekilde bir döngü oluşturmuş olduk burada.
Bunun için de kontrol edip program gelişmişleri bazı alanlar kontrol ediyoruz. Programımız bazı seviye yani derlerine başka bir şekilde oldu. Sıkıntısını da oluşturmuş olduk. Tabii ki bunu oradan protesti ederiz bu şekilde. Buradan gelip sıkıntısını da oluşturuyoruz. Ve bir yer buradan dayanmış olduk ve programımız şöyle çalışıp olarak protesti ederim. Tek program içiyorum zaten. Programı nasıl falan. Oğlum kapatalım. Teşekkür ederim. Mikro işlemciler ve denetleyiciler deney 2 mod 10.000 kodunu yazacağız. İlk olarak start bank 1 yazıyoruz. Ondan sonra clear ftrisp ve clear ftrisp trist yazıyoruz. Buradan port B ve port D çıkış olarak ayarlıyoruz. Ondan sonra bank 0 yazıyoruz. Ondan sonra bank 0 yazıyoruz. Ve şu iki clear F, port B ve clear F, port D yazıyoruz. Bunları yazmamızın sebebi yanma olması için. Ondan sonra clear F binlerden clear F birlere kadar yazıyoruz. Ve veriler sıfırdan başlıyor bunları yazarak. Ondan sonra mavle ve koduna geliyoruz. Bu kodları döngü için yazıyoruz. Teker teker yazıyoruz hepsini. En sonunda ise call komutunu yazarak göster diyoruz. 6 saniye zaman alıyor bu. döngüyü kontrol için ise şu 3 kodu yazıyoruz. Code ince falan bunları yazdıktan sonra en son hepsini böyle tekrarlıyoruz. Hepsi için. En sonunda ise clearf yazarak birler sıfırlanıyor. Hepsi için yaptığınızda hepsi sıfırlanıyor. Kodu sıfırlamak için yapıyoruz. Bunu temp 1, temp 2, temp 3 için yapıyoruz sırasıyla. 4 için. En sonunda go to loop yazıp sıfırdan başlamayı sağlıyoruz. Daha sonrasında ise go to loop yazmanın sebebi çünkü biz burada 9999 sayısına ulaşmış oluyoruz. Bu yüzden de bunu yazıyoruz. Ondan sonra göster kısmına geliyoruz. Göster 1'de aslında döngü içinde döngü sağlıyoruz. Ondan sonra olduğu gibi şöyle mov ve binler oldu. Port D, mov L ve kodlarını yazıyoruz. Mov F port B yazarsak sadece binler basamağı aktif oluyor. Call bekle komutunu yazarak yeniden görmek için 1,5 saniye kadar bekliyoruz. Binler, yüzler, onlar ve birler için bu komutları tekrarlıyoruz. Hepsi için kodları teker teker tekrarladıktan sonra en sonunda return diyoruz. Yeniden başa sarıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Şamil. Bugün mod 10.000 ödevini yapacağız. İlk başta yazdığımız bütün kodlarımız diğerleriyle aynı. Sadece buraya temp 1 için verdiğimiz değerleri yazması için temp 1, 2, 3, 4 ve 1'ler, onlar, 100'ler, 1000'ler basamağını belirtmesi için de diğer kapıları yazdık. Geliyor mu arkadaşlar? Ben şuradan başlıyoruz. B ve D portlarını çıkış olarak ayarlıyoruz. B portu bize display'de gösterecek olan, D portu da bize vereceğimiz rakamları, değerleri ekranda yazacak olan kapımız. Port B ve D'yi ilk önce 0 değerlerini yazıyoruz. İlk önce içlerini sıfırlıyoruz. Ve birler basamağına 0 değerini, onlar basamağına, yüzler basamağına ve birler basamağına 0 değerlerini atıyoruz. Temp 1, 2, 3, 4'te onar değerlerini atıyoruz. 0 dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak 10 tane değerimiz var. Sonra göster komutunu çağırıyoruz. Birinci loop'umuzda
Göster komutumuz bize port D'ye birer basamanda hangi değeri alırsa display'de onu göstereceğini W değişkeniyle birlikte atıyor. Bin değeriyle, bin bitiyle RB3'ümüz aktif oluyor. RB3'ümüze W hangi değeri verirse onu gösterecek. Onlar basamağına ve onlar yüzler binler basamağına hangi değeri atarsak onu verecek olan kodumuz bu. Şu an hepsi sıfır burada. Sonra loop'umuza geri dönüyorum. Increase F ile birler basamağını bir artıyoruz. Tempimiz 10 değerimizi bir düşürüyoruz. Sonra loop 1'e tekrar en baştan dönüyoruz. Sıfırdan 10'a kadar, 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar sayana kadar yüzler, onlar yüzler ve binler basamağımız sıfır. Sadece birinci basamağımız sayıyor. Sonra loop 1 bitiyor. Ondan sonra onlar basamağımız bir artıyor. Temp 2'den decrease F ile bir düşürüyoruz. Birler basamağımız sıfıra düşüyor. Clear F ile birler basamağını sıfırlıyoruz. Sonra aynı şekilde onlar basamağında 90'a kadar çıktıktan sonra clear F ile onlar basamağımız sıfırlanıyor. Yüzler basamağımız 1 oluyor. Yani ekranda 100 değerini görüyoruz. Bu da 900'e kadar, yani 999'a kadar saydıktan sonra yüzler basamağını sıfırlıyoruz. Binler basamağını 1 arttırıyoruz. İşte temp 4'le temp 4'ten 1 basamak düşüyoruz. Yani ondan 9 değerimiz kalıyor. Ve bu 9999'a kadar programımız devam ediyor. Yazdığımız kodumuz bu. İşte temp ile 1 milisaniyede bekleme şeyi atıyoruz. Her işlem için 1 milisaniye bekleme süresi. İşte bekleyicilerimiz falan. Kodumuz bu şekilde. Bunu bunu build all'da kodumuzu kontrol ediyoruz. Ondan sonra programımıza geliyoruz. Proteus programımıza. Burada hex dosyamızı atıyoruz. Ve programımızı çizdikten sonra çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam sayıyor. Birler basamağı bitince onlar basamağını 100 ve 1000 olarak 9999. Hocam merhaba. Uygulamamız mod 1'e kadar sayılma uygulaması. Standart olarak mikro işlemcimizi giriyoruz. Kütüphanemizi include'luyoruz ve config ayarlarımızı yapıyoruz. Setup'larımızı giriyoruz. Mesela vektör, interrupt vektör makrolarımızı tanımlıyor ve programımızı yazmaya başlıyoruz. Burada ilk olarak port BVD'imizi çıkış olarak ayarlıyoruz. Display'lerimizi pasif hale getiriyoruz ve sayılarımızın değerlerini giriyoruz. Burada loop 1'de matematiksel olarak atlama işlemleri yapıyoruz. Eğer temp 1 eşitse temp 1 0 eşitse 1 atla gibi vesaire bu tarz matematiksel işlemler olarak kodumuzu yazıp devam ediyoruz. Burada hangi display'in ne zaman aktif olacağını yazıyoruz. RB3 olursa birler basamağı aktif oluyor. RB2 1 olursa onlar basamağı aktif oluyor. RB1 olursa da yüzler basamağı. RB0 olursa da binler basamağı aktif oluyor. Gecikme ayarlıyoruz ve kodumuzu çalıştırıyoruz.
Evet, bu videolarını düzeltmen lazım Celal Erdem. Yani burada ya sıkıştırıyor musun, ne yapıyorsun, sesin bozuluyor. İyi gelmiyor yani sesin, hiçbir şey anlaşılmıyor. Ve bu ve bundan önceki videoda da ve birkaç tane böyle gösterdiklerinden belli dersin kayıtlarına baktığınızda Proteus'ta uygulamasını yapmayanlar var. Bir grup böyle o Proteus uygulamaları CCC'de mutlaka yapmanızı istiyorum. Evet, şimdi uygulama 2. Onu da bitirdik. Şöyle bakarsak toplamda ekrana 90 tane getirmişim. Burada da toplamda kaç tane var? 91 tane var. Bir tane muhtemelen sonradan gönderen olmuş. Şimdi uygulama 1, uygulama 2'ye baktık. Uygulama 3'te bir bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Uygulama 3'te 18 tane var. Burada da ben 18 tane göstermişim. Evet. Uygulama 4'e geleyim. Uygulama 4'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane var. Uygulama 4'te. Ve 14 tane göstermişiz. Dünden gösterdiğim bunları. Uygulama 5. Uygulama 5'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Uygulama 5'te 12 tane göstermişiz. Uygulama 6. Uygulama 6'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Evet, uygulama 6'da 11 tane var. Biz 10 tane göstermişiz. Demek ki burada en son uygulamayı göstermedik ya. Burak Alev'e bakalım. Göstermişiz ama bu. Burak Alev'i göstermişiz. Bir saniye. Kiminkini göstermedik burada. Uygulama 6'dan. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Burada iki tane olmuş herhalde. Nurettin Ersin. Evet. Uygulama 6'yı iki tane yolladığı için onu bir günde yapmışız. Şimdi birini silebiliriz o zaman. En son gönderdiğiniz noktayı şunu silelim. Evet. O zaman evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Tamam. Burada da 10 tane. Şu an yani bana gönderip de ekrana yansıtmadığımız kalmadı. Herhalde 90 tane var. Burada da evet, şuradan baktığımızda 91, bir eksik 90. 90 tane kayıt var. Şöyle küçülterek yani biraz uzaklaştırabiliyoruz. Evet, şurada kişiler ve gönderenler belli bakın. Burada 90 tane var kayıt. Burada Excel tablosunda benim gösterdiklerimi artık koydum. Kendi isminize bakarsınız kayıttan. Burada evet, artı ve eksi durumları yer alıyor. Dolayısıyla bize için değerlendirmeler bunlar üzerinden yapılacak.
yani hiç uygulama yapmamış olanlar da uygulama puanı alamamış olacak. 80 üzerinden sınava girmiş olacaklar. Oldu arkadaşlar. O zaman bugünkü dersi burada bitiriyorum. Genel olarak göstereceklerimizi yaptık. Uygulama yaptık. Artık haftaya yeni bir uygulamayla devam ederiz. Herhangi bir sorunuz yoksa evet, iyi günler arkadaşlar. Dersten ayrılabilirsiniz.